Evet, nasıl yani başladı? Şimdi hanımefendiyi anons edeceğiz ama bir şeyler söylememiz lazım kendisiyle ilgili. 90'lı yıllar tam da benim dönemlerim aslında. Tabii. Üniversite dönemlerim falan. Şimdi size nasıl Ceza varsa, Sagopa varsa, Duman varsa, işte Hayko varsa değil mi? Birileri varsa yeni kuşak. O dönemlerde de onlar vardı. Fakat hanımefendi gördüğümüz kadarıyla son albümüyle sanki 2000'li yılların hatta 3000'li yılların hanımı olarak yeniden aramıza katılmış gibi müthiş bir kadın geliyor. Zaten çok güzeldi ama iyice bir şey olmuş ona. Soracağız ne olduğunu. Alkışlarla Bendeniz geliyor. Olsun isimli yeni albümüyle sevenleriyle buluşan, kendine özgü tarzıyla müzik dünyasında farklı bir yere sahip... Bendeniz'im hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Evet, yani gerçekten çok büyük şaşkınlık içerisindeyiz. Enteresan, yani ben bilseydim 9 kilonun bu kadar önemli olduğunu. 9 daha... kilo, nereden baksan yine bir ilkokul öğrencisi. Evet. Yani bir tane bayağı çocuk vermişsiniz gibi bir şey vermişsiniz güzel, yani güzel. Bayağı. Tebrik ederim, 9 kilo mu verdin? Evet. Sen o kadar kiloyu o kadar sene taşıyor muydun üzerinde? Bir de öyle bir durum var yani. Çok inan, yani ağırlık yapıyormuş demek ki. Yapar. Bak ama inanılmaz gerçekten programa uygun. Nasıl yani? Gerçekten nasıl yani? Sahiden nasıl yani? Bak arkadaşlarımız bile şaka değil değil mi dediler. Evet. Valla ben de hani gerçekten Bendeniz'le konuştuğuma emin olmak istiyorum. Yarın gazetelere manşet olmayalım. Hayriye Erdeniz isimli vatandaşlar bir buçuk saat konuşup anlamadılar falan diye böyle. Ses ver bakayım. Ya bir dakika sen bir ayağa bir kalksana bakayım. Ya. Şöyle bir görün ya. Bu acayip bir şey olmuş sahiden de. Valla harika ya. Demek ki sen öteki ete bürünmeden önce böyle bir şey mi? Kasaba böyle bir şeymişsin yani sen. Böyle bir şeymiş. Allah Allah. 19'da da böyleydik de olur. Öyle. Maşallah ama sana bir şey söyleyeyim mi? Acayip de genç. Sen ayakta gel oturma bize doğru. Böyle duruyorsun yani. Yani harikasın ya. Ne oldu? Ne oldu? Ya işte çok uzun zamandır ilk defa yaza denk gelen bir albüm oldu. Daha öncekiler hep işte Kasım, Aralık. Böyle yemeğe, içmeye denk gelen albümler değil mi? İnan, ben de Aslan Burcu'yum ve çok tembelimdir yani. Yayılayım, yatayım, kalkayım, uyuyayım, meraklıyımdır. Stüdyolarda daha babam yenir. Kesinlikle biliyorsunuz. Biraz daha fazla herhalde çaba sarf ettim ve çok da yoruldum. Etrafını anlamamış olabilir. Etrafının yanında 50 gram verdiğin için. Hani nihayetinde senin bu kadar bir anda zayıfladığını kimse... Ama bir anda bizim karşımıza çıkınca... Epeydir de... Ortalarda yoksun, kapadın annem kendini. Annem çok şaşırdı. Yani ben anneme ilk evde işte fotoğrafımı çektim böyle. Yolladım MSN durumu. Baktı, bu ne be? Bu kim? Bu kim? Sanmışık kaset kapağınla alakalı bir resim. Dedim yok, evde çektim ben bunu. Hiç mi seni bu anne veya etrafın daha önce... hep mi sen böyle gerçekten balık eti durumun var? Ben yok, ilk çıktığında... çok fazla takmayan bir insanım maalesef. Onlara bile söylüyorlar tabii yani. Ya 2-3 kilo ver, 5 kilo ver. Hani fazla da telaffuzu da edemiyorlar, korkuyorlar. Ya boş verin yani diyorum ben. Yani bunun peşine düşersem öbür taraf gecikiyor. Yani öbür taraf uğraşırken öbür tarafı yapamıyorum yani. Peki, albüm hayırlı uğurlu olsun. Albümün adı da olsun. Niye olsun, ne olsun? Olsun. Niye olsun? Son anda çıkan bir şarkı. Her zaman albüm yaparsın. Hit parçayı en son. Bulursun, öyle bir eksik tamamlarsın. Aslında her şey tamamdı albümde. İşte bana göre hit parça da başka bir şarkıydı. İşte slowlar da zaten vardı. Ama bir şey hep rahatsız ediyordu yani son dakikaya kadar. Bir gün böyle her şey mix falan bitmiş. En son dakikada dedim bir şey eksik yani bunu tamamlamadan bu albümü çıkarma. Yani çok iyi hatırlıyorum saat 12-10 geçiyordu. Bir anda böyle 10 dakika falan sürdü yani şarkının sözlerini. Sözlerini yazma. Yani melodisini hepsini birlikte yazmam. İşte o zaman dedim tamam olsun bu albümün adı olsun. Ve güzel oldu yani. Bu albümün sözleri, müzikleri, besteleri kimler hepsi senin mi? Hı. Onun dışında başka hiç çalıştığın bir yerden aldığın herhangi yok, bir şey, herhangi bir durum yok.
Nasıl gelen tepkiler genel olarak son? Çok güzel şu anda. Beni en çok mutlu eden şey ikinci ve üçüncü albümün sounduna ve ruhuna çok benzetmeleri. Ne zamandır çünkü bana söylenen şeyler ve aradıkları şey ne olur işte şu ikinci, üçüncü albüme ya da ilk albüme benzer bir şey yapsana ne olur. Aslında benim hep benden istenen şey slow şarkılar. Yani ses rengime giden şarkıların ama slow ama bu albümde dört tane slow var herhalde değil mi? Yani evet. Çoğu şey bu albümün hızlı parçalar. Ama garip bir şekilde o ruhu hissettiler. Benim aslında bütün tutan şarkılarım ve albümlerimin hepsinde aslında hızlı parça albümün yürürüdür. Doğru. Ama hep akıllarda kalan slow parçalardır. Yok bir ananın yanayı diye bir şey kaldı değil mi? Aklımızda öyle o bir bence, şey kaldı yani. O bence pop müzik tarihine de geçti. Pop müzik tarihine acı geçti yani. Müzik tarihimize acı geçti. Evet. Ya bak geçen haftalarda Hande Yener geldi mesela. Hande Yener bir daha devrimci bir hareketle daha yenilendi, bir şeyler yaptı ve oldu. Oldu yani maya tuttu oldu. Fakat mesela sen de bir başkasında sen ne yaparsan yap o izleyicinin dinleyicinin istediği bir şey var. Yani sen ne verirsen ver o senden başka bir şey istiyor. Doğru mu? Aynı şeyi istiyor. Evet, aynı şeyi istiyor. Sen de onu seviyorsun. Ben onu çünkü. İstiyorum, bunu yap. Evet, mesela istiyor. Halen küt saçlı olmamı isteyenler var. Yani dedim ki ben o zaman 18 yaşındaydım. Şimdi geldim. Abajur kılığını giymeni isteyen var mı? Yok. Abajur, o kadar ileri gitmiyorlar. Hayır, abajur Seden Gürel'di. Hayır. Yok. Senin de mi vardı abajur? İlk ben. İlk ben. Onu kafaya geçirdim. Ona çanak andı. Onu çanak andı. Onu kafaya geçirdim, ona çanak andı. Çelik vardı o zaman, Şam'dan. Çelik'ten de özür diliyoruz ve... Bandana'ndaki. Devam ediyoruz. Onun kaldırır. Bandana vardı. Çelik'in bandanayla şalvar kot pantolon. Tabii. Bir pançolu halini hatırlıyorum onun kollarını savura savura. Ya arkadaş 90'ları valla 90'ları estirdiniz ya. Yani kaç? Yaş grubu kaçtı? Bu da 23'tü değil mi arkadaşlar? Hatırlayanlar var mı? Seden Güveller'in Ben Denizler'e çıktığı dönemleri 90'ların 91, 92, 93, 94 değil mi o dönemde? Var mı hatırlayan? Müthiş bir ekipti onlar. 92-93. Yok o zamanlar onlar Baby TV izliyorlardı. Baby TV. Varsa izlerlerdi. Uykudan önce. Uykudan. Ama yani cidden 90'ları kasıp kavurdunuz ya. Bir acayip bir şey oldu ve oradan da birileri buraya kadar geldi. Birileri gelemedi. Sonra birileri ara verdi. Seni hangi kategoriye sokacağız? Ara verenler kategorisine... Yok. Yok, ara ama bir dönem bir gittin yani bir görünmedin ortada. Yani bu bilinçli bir tercih miydi? Biz mi görmedik? Böyle mi olmasını istedin? Ne oldu? Çok duyuyorum. Yani biraz yani biz mi yanlış düşünüyoruz? Yok yok. Doğru düşünüyorsunuz. Çünkü söylenilen hep bu. Şimdi nasıl diyeyim? 16 sene geçmiş bakıyorum. 10 tane albüm var. Şimdi 16 senede 10 tane albüm demek 1,5 senede bile değil albüm yapmak demek. Şimdi böyle bir insanın zaten hani uzun süre ara vermesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama bir her senede çıkardığım albümde, geçen bir gazeteci arkadaşım da yazmış sağ olsun. Her çıkardığım albümde de 2 tane 3 tane şarkı muhakkak bir yerlere gelmiştir. Hit olmuştur, söylenmiştir, çalınmıştır falan filan. Ama benim tercihim hiçbir zaman işte magazindi vesaireydi. Çok fazla ön planda olmakla alakalı değil. Benim işim sadece yaratmakla alakalı oldu. Yaratayım. Ben bundan keyif alarak başladım çünkü. Hani ben şarkıcı olarak bu işe başlamadım. İlla hani ben bu mikrofonla ömür boyu şarkı söyleyeceğim diye yola çıkmadım. Halen de aynı şey. Hala mı? Ben şarkıcı değil ama ben iyi bir besteci olduğuma inanıyorum. Ama ve iyi bir onları yorumlayan iyi bir yorumcuyum. Ama şimdi öyle bir zaman geçti ki 2000 senesinden sonra değişen çok fazla şey oldu. Yani... Görüntü anlamında, medya anlamında çok. Ön plana geçen, değer kazanan şeylerin farklılıkları çok. Tamamen sistem değişti ya. Bambaşka sistem bir değişti şey ama geldi. Ben değişemedim. Yani ben de aynı aksine şekilde daha gitmek zorunda kaldım. Pansiyonları kapatıp geriye çekmek. Geriye çekmek zorunda. O bir koruma. Yani o koruma mekanizması çalışıyor kendiliğinden. Kilo almadı o döneme geldi değil mi? Tabii. O yani. Da defans. Tabii ki yani çünkü onlarla paylaşılan çok fazla şey kalmıyor. Konserlere gidip geliyorsun ve evine çekiliyorsun. Ben de çok fazla dışarı öyle çıkan da peki, bir insan. Peki başka bir şey soracağım. Şimdi sen tamam yani hırsım yoktu falan filan diyorsun. Yani öyle bir çok derdim yoktu diyorsun ama sesin var. Fiziğin varmış yani gördük. çıktı ortaya çıktı.
Fizik varmış, saklıymış. Fiziğim var. Sesim var. Yorumun kuvvet. Şeyin bütün parçaları da sözlerini, bestelerini sen yapıyorsun. Yani aslında dört dörtlük bir donanım varken sadece sistem başka bir yere gitti. Ben bunu ayak uyduramamak için geride kaldım. Çok doğru mu? Yani evet. Belki bir yerinden buna adaptasyon yine doğru kalabileceğin şekilde girebilirdin. Yani şundan dolayı söylüyorum. Bana hep söylenen 16 zaten. Sene geçiriyorsun. 16 sene bir insan ömrü için, hele ki yaşlarının en güzel zamanı için ciddi bir dönemdir ya 16 sene. Bunu bir kaybedebilirsin de kazanabilirsin de bu 16 seneyi. Sen bu 16 seneye dönüp baktığında yani bir yerlerde hata aslında şu taşları şuraya değil de oraya koymuş olsaydım bugün bambaşka bir yerde bambaşka birisi olabilirdimin de öz eleştirisini yapıyor musun? İşte burada hırs noktaya giriyor. Yani bu söylediğin şeyin içine giriyor. Ben bu işi ikinci albümü yaparken kendi kendime şu sözü verdim. Eğer ikinci albümümde insanlar benim şarkılarımı severlerse bu meslek benim mesleğim olarak kalacak. Ama önce besteci olarak kalacak. Show girl, işte ne bileyim şarkıcılık anlamında şovlar vesaire vesaire. Bunu hani o renkli dünyanın çok fazla şeyine katılmak istemiyorum. Çünkü ben 18 yaşında bunu tattım. 18, 19, 20, 21, 25 yaşına kadar çok şaşalı bir dönem içinde ki şu andaki arkadaşlarımızın hiçbirisi bunu ne yazık ki yaşamadı. Evet. Ama keşke yaşasalardı. Ben şanslıyım. Bunu çok erken yaşlarda yaşadım. Taşıyabildim elimden geldiğince. Ama hani o eksiklik diyorsun ya, ben onların içine girseydim ya da onlara adapte olmaya çalışsaydım, öbür taraftan yazacağım şeyler çok az kalacaktı. Ben ileriye yatırım yapıyorum şu anda. Aslında çok daha iyi. Yani bir atıyorum işte 20 sene sonra da bu şarkılar söylendiğinde benim kazancım hem maddi hem manevi olarak devam edecek. Ama ben bugünün kazancına bakarım, bugün kazanmalıyım deseydim, benim sanatçı olma anlayışıma hakikaten sığmıyor. Yani onu istemedim, şu anda da istemiyorum. Bu şarkılar çok gönülden, çok yaşanılan, çok hani böyle içten yazılan şeyler, samimiyetle yazılan. İnanan, dinleyen ne kadar ulaşırsa o kadar iyi. Ulaştırma noktasında problem yaşadık. Neden? Çünkü hakikaten bir değişim oldu. Ben o değişimin içinde hayır işte illa benim şarkılarım çalsın falan bunu diyemem demedim de hiçbir zaman. Ama o şarkılar hep gitti. Ben geri planda kaldım. Başka birisi bana dese ki ben sanatım için var olmak istedim de onun için de yok oldum da. Ben şu biraz önceki söylediğini bana söylemiş olsaydı ben onun için de bir ufak bir şeyler arayabilirdim yani. Artık çünkü çok duyduk ya bunları. Sen çok akıllı bir kadınsın gerçekten de. Ben senin aklına da duruşuna da çok güvendiğim için ki Meral'de konuştuk yani aynı şeyleri. Sahiden de çok yani inşallah yolunda açık olur. Doğru yani çok farklıydı yani yapmak onun istediğim gelişi. Yapmak istediğim şey... Hep böyle bir kaşı yukarıda durdu. Evet. Hep böyle hala da şimdi konuşurken yine yani hep böyle bir Efe müdanasız hep böyle bir kaşı yukarıda. Ama benim çocukluğumdan beri... Beni siz bitiremezsiniz. Aynen öyle. Yani hakikaten çok da fazla şeyler yaşandı. 18, şu anda 35 ve arada hakikaten bir bayağı bir sene var. Ama hep şunu yapmak istedim. Abi şarkıları sevene kadar, bu insanlar sevecekleri kadar sevip dinlesinler. Ondan sonra isterlerse dinlemesin. Dinlemedikleri noktada giderim. Dinledikleri noktada varım. Yani bunun ayrımını bunlar yapıyorlar, ben yapmıyorum yani. Evet, zorlamayla olabilecek bir illa beni dinleyin olacak durum değil. Peki. Mümkün değil, mikrofona da yapışmam yani. Hazırım da diyorsun, ne olacaksa ona da hazır. Peki, bunlar hava durumu sunsunlar diye bir demeç. Sana ait bir demeç midir bu? Evet. Evet, bu herhalde son dönemdeki birkaç kişi için söylenen bir şey. Bunlar hava durumu sunsunlar. Hava durumu sunmak, ben kime ne söyledim umurumda değil yani. Seninle onlar arasında bir durum da. Hava durumu sunanlardan bir tepki geldi mi? Yok aslında. Kardeşim hani bu kadar değil. Kolay bir hareket oradaki, yani. Oradaki lafın altı şu. Yani öyle bir sohbet geçti ki. Hani hep böyle hava civa ama alt boş. Ha. Hani altyapı dolu değil. Yani bununla bir yere gelmek ve bununla şu anı kazanalım. Biz kraliçeyiz işte, kralız bilmem neyiz falan. Diğerlerini de boş verin. Biz üç kişiyiz, beş kişiyiz. Yani bu bir kere sanatçı olmanın anlayışına bir kere sığmıyor. Yani bir kere saygı... Sığmıyorsa muhatap olma.
Olmuyorum ki zaten. Olmuyorum ki zaten. Lafını ortaya bırakıyorum. Alan alsın diye. Alan alsın. Ben de yani. Yanlış söylemiş. Bunlar hava kolaysa bunlar. Yani devamlı her hafta bize magazinin havası nasıl oldu? Hangi sevgilimi kolunda taktım? Bu hafta hava budur diyorsa o zaman hava durumu sunuyorsun sen. Yani neye ne veriyorsun? Anladın mı? Yani evet. O peki önümüz yaz yoğun bir konser trafiği başlayacaktır. Evet, herhalde başlayacak. Seni özleyenler başlayacak inşallah. Bekliyorlardır. Bu hemen bu ay içerisinde yapacağın konserler falan var mı? Haziran'ın sonu itibariyle başlayacak. Çünkü yani yazlık mekandan daha yeni albüm çıktığı için herhalde Temmuz ayının başına itibaren öyle gider herhalde. Konserlerde yani. Seyirciyle buluşmayı özledin mi? Kenardan promosyon niye bu iş bana düştü? Ha, sohbet kısmı oraya da bu niye bana düştü böyle? Bana uzaktan böyle yapıyor. Eyvah ya. Bu albüm böyle tanıtılıyor. Ben evden de benim mamullerden de getireceğim bak. Kenardan adam burada sohbet dönerken çatal takımı tanıtıyor. Eyvah eyvah. Evet. Peki. Yalnız bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Yani beyaz hakikaten benim için çok önemli. Yani ben çok az insana gülerim Meral abla. Yani o kadar az ki. Estağfurullah. İki demem çok doğru. Bir tanesi rahmetli oldu. Kemal Sunal sevdim. Ha. Kemal Sunal. Bir tanesi rahmetli oldu deyince ben dedim acaba giden ben miyim ya? Hani ben bu adama gülüyordum ama benim için rahmetli oldu falan gibi. Evet. Kemal abiyi de saygıyla alalım. Sağ ol. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de sensin. Sağ olsun. Bunu her zaman her yerde söyledim. Hakikaten yani çok fazla hani konuşulur ya biz de kendi aramızda konuşuruz. Yani işte şu iyidir, bu kötüdür. Siz de konuşuyorsunuz. İşte, bu sanatçıyı severim bunu ama bunun doğru. Sesi şu falan filan. Benim her zaman söylediğim şey var. Ben doğal insanı seviyorum. Doğal ya diyordum. Hani doğal, komik. Başka yani, şansımız yok. Konuşurken bile. Ben doğal işte olmaktan bu. Başka bir şansımız yok. Gerçekten de. O başka bir özellik bence. Peki ben Denizciğim harikasın. Çok çok teşekkür ederiz. Albümün çok güzel olmuş. Sen çok güzel olmuşsun. Ederim, evet. Saçların çok güzel olmuş. Çıktığın birisi yoksa. Hazır sohbette buraya kadar gelmişken. İyi insandır. Bilirim. Ben ona kilo vereceğim. Komiyim. Ben ona bir gaf yapmıştım. Şarkı söylerim. Güldürürüm. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Alkışlar benden için. Sağ olasın.